Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği yapıyorum. Ordu Altın Ordu Meslek İlköğretim Okulu'nda görevime devam ediyorum. Aynı zamanda da yine judo antrenörlüğü, tabii ki judo bizim yaşam tarzımız olduğu için vazgeçemiyoruz. Hayatımızın her alanında judo var çünkü judo ile büyüdük. Hayatı onunla öğrendik. O yüzden de judodan hiçbir zaman vazgeçemiyorum ve vazgeçmeyeceğim de. Şimdi de çocuklara judo öğretiyorum. Başarılı sporcuları bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Antrenmanlara devam yani. Vallahi daha önce Avrupa şampiyonalarında ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Balkan şampiyonluğum var. Ama tabii ki hayatımın en önemli madalyası ilk Balkan şampiyonasında yaptığım, Romanya'da aldığım Balkan üçüncülüğü ve olimpiyatlarda aldığım, Türkiye'de tüm branşlarda alınan, olimpiyatlarda alınan ilk madalya kadın sporcular arasında. Tabii ki ilk olmak çok gurur verici. Bizler bunun yükümlülüğünü her zaman taşıyoruz. Kız çocuklarına örnek olduğumuz için çok mutluyum. Ve örnek olmaya da devam etmek istiyorum. Madalya alan kadın sporculara örnek olmak çok kıymetli. Tabii ki ilk madalya alındıktan sonra bu madalya alınabiliyormuş, ulaşılmayacak bir şey değilmiş duygusunu ben kadın sporculara verdiğime inanıyorum. Maalesef judoda hala yok ama biz hiç umudumuzu kaybetmedik. Judoda da bir gün bu madalyanın alınacağına inanıyorum. O yüzden gururluyum. İlk olmak, birilerine ilham olmak çok güzel. Şimdi evet, kadınlarda, Türkiye sporunda kadınlarda çok büyük bir artış var. Bu kadınların her zaman genelleme yapmak istemiyorum ama kadınlar bir şey istedikleri zaman gerçekten başarıyorlar. Daha azimli, daha çalışkanız. Hedeflediğimiz bir şey olduğunda muhakkak bunun üstesinden gelme, problemleri çözme gibi, odaklanma gibi özelliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde kadın sporcuların sayısının artmasının nedenleri kadınların tabii ki daha hırslı, daha çalışkan, disiplinli olmaları, odaklandıkları zaman neler başarılabileceğini aslında birçok kez de biz olimpiyatlarda ve daha önceki yarışmalarda gördüğümüz için ve birbirimize de çok destek olduğumuz için bu konuda kadınların başarılı olduğunu düşünüyorum. Aslında sadece olimpiyatlarda madalya alamıyoruz. Evet, alamadık ama judo olarak başarısız bir branş değiliz. Çünkü Avrupa ve dünya klasmanında başarılı olan birçok sporcumuz, kadın ve erkek sporcumuz var. O yüzden de ben başarı noktasında madalya olarak görmüyorum. Judo'nun topluma kattığı birçok değerler var. Bu değerler üzerinden bakıyorum aslında olaya. Bizim de bugün yaptığımız burada aslında bu. Sadece başarı madalya anlamında değil, birçok çocuğu biz sokaklardan alıp minderlere taşıyoruz ve burada hayata dair aslında farkında olmadan güçlü durmayı, sosyal olmayı, işte grup içerisinde nasıl davranması gerektiğini, fedakar olmayı, dostluğu, aslında cesareti öğreniyor. Bu da hayatının bütün kısmında aslında ona bir yoldaş oluyor diye düşünüyorum. O yüzden de Judo Federasyonu ve judo branşı da bu konuda başarılıdır diye düşünüyorum.